Sinyallerinin ne kadar doğru olduğunu görünce çok şaşıracağınız bu stratejinin kesinlikle %100'ünü anlamanızı rica ediyorum arkadaşlar. Eğer %100'ünü anlarsanız trade'lerinizde çok başarılı olacağınızdan kesinlikle eminim. Sizlere iyi seyirler dilerim. Kusursuz şekilde işlem yapabileceksiniz. İşte böyle bir sinyalden sonra da böyle bir yükseliş geliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu noktada bizlere bir düşüş sinyali veriyor ve ardından gelen arkadaşlar düşüş işte bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Bakın burada bir sinyal aldık ve ardından gelen yükselişe bakın sadece. Kripton gezegeninden herkese sevgiler ve selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur ve geçmeye de devam eder. Arkadaşlar bugün sizlere iki tane indikatör vereceğim ve eminim ki bu iki indikatörü de hiçbir zaman duymamışsınızdır arkadaşlar. Gerçekten de birbirleriyle o kadar iyi uyum sağlıyorlar ki bir indikatör %50, diğeri %50 olarak birleşiyor ve müthiş yükselişler veya müthiş düşüşler ardından geliyor arkadaşlar. Zaten bunları kesinlikle çok iyi anlamanızı rica ediyorum arkadaşlar. Gerçekten buradaki stratejimizde biraz ayarları karışık görünebilir ancak ben size çok detaylı bir şekilde anlatacağım ve kusursuz şekilde işlem yapabileceksiniz. Elbette en önemli nokta bu stratejinin %100'ünü anlamak zorundasınız arkadaşlar. Kesinlikle bir saniyesini bile ileri atlamamanızı sizlerden rica ediyorum ve stratejimizin nasıl kurulacağından sizlere bahsedeyim. Öncelikle yine TradingView üzerinden göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz arkadaşlar. Ayarlar bölümünü kesinlikle çok iyi dinleyelim. Bakın çok rica ediyorum sizlerden. Çok önemli arkadaşlar. Bu bölüme tamamen aynısını yazmanızı rica ediyorum. Angel Attack. Aynen bu şekilde. Angel Attack yazdığınızda zaten karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Line indikatör, Angel Attack Follow Line indikatör şeklinde bakın 2171 beğenisi mevcut görmüş olduğunuz gibi. Üzerine bir kez tıklıyoruz ve grafiklerimizi entegre ediyoruz. Sonrasında biraz incelediğimizde karşımıza birçok sinyal veren karışık bir indikatör çıkıyor arkadaşlar. Bu indikatörden nasıl çalıştığından sizlere detaylı olarak zaten şimdi bahsedeceğim ve diğer indikatörümüzle olan uyumuyla neler başarabileceğini sizler de gözlerinizle göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir strateji, müthiş bir strateji arkadaşlar. Şimdi hemen diğer indikatörümüze geçelim. Yine göstergeler bölümünden arkadaşlar aynen yazdığımı yazmanızı rica ediyorum. Joral Trend şeklinde yazılıyor arkadaşlar. Burada karşımıza bakın 6993 beğenisi mevcut. Yani hacimli de bir indikatör arkadaşlar. Buradan bakın yanına da bir yıldız koyuyorum ve sonrasında üzerine tıklıyoruz arkadaşlar ve grafiklerimize entegre ediyoruz. Arkadaşlar buradaki iki indikatörümüz gerçekten de çok iyi çalışıyor. Yani bunu kesinlikle söylemek istiyorum sizlere. Dipten al, tepeden sat mantığıyla işleyen bir sistem arkadaşlar. Ayarları bakın çok önemli. Ayarlarında kesinlikle bir şey atlamamamız gerekiyor. Bu yüzden bakın her zaman söylüyorum kesinlikle ileri sardırmayalım. Öncelikle ilk indikatörümüzün ayarlarına geçiyoruz. Yine arkadaşlar ayarlar bölümünden buradan bakın. Göz işaretinin sağında ayarlar bölümü mevcut. Buradan bir tane tıklıyoruz ve bu şekilde ayarlarını açıyoruz. Tamamen bu şekilde ayarların aynı şekilde olması gerekiyor. Buradaki indikatörümüz şu ekranda gördüğünüz yeşil ve kırmızı noktalardan oluşan indikatör arkadaşlar. Tamamen ayarlarının bu şekilde olması gerekiyor. Sizde herhangi bir farklılık varsa aynısını yapmanızı rica ediyorum. Stil bölümü aynı şekilde kalıyor. İsterseniz sadece bu şekilde şeffaflıklarını arttırabilirsiniz. Yani tamamen sizlere bırakıyorum. Veya bu şekilde görüntülerini çizgi haline de getirebilirsiniz. Bazı trader arkadaşlarımız bu şekilde çizgi halinde kullanmayı daha çok seviyorlar. Ancak tercihim burada daireler şeklinde kullanmanız arkadaşlar. Bu şekilde daha iyi görebilirsiniz sinyalleri. Buradaki ilk indikatörümüzün ayarları tamamen bu şekilde. Farklı herhangi bir işlem yapmıyoruz. Dediğim gibi her zaman görünürlük bölümünde de herhangi bir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. Sonrasında bakın stil bölümünde de yine aynı şekilde kalıyor. Burası da aynı şekilde kalıyor. Girdiler bölümü de. Sonrasında tamama basıyoruz arkadaşlar ve bakın ilk indikatörümüzün ayarları tamamen bu şekilde. İkinci olarak aşağıdaki indikatörümüzün ayarlarından bahsedelim arkadaşlar. Aşağıdaki indikatörümüze de baktığımızda arkadaşlar bu şekilde birçok sinyalinin olduğunu görüyoruz. Biz bu sinyalleri ne yapacağız? En aza indireceğiz. Yani sadece bir al ve sat sinyali vermesini sağlayacağız arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacağız? Hemen sizlere detaylı olarak göstereyim. Bu şekilde kapatıyoruz ve sonrasında bakın buradan yine aynı şekilde ayarlar bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Girdiler bölümünde tamamen buradaki ayarların aynı olması gerekiyor. 21.15 SMA 4 saat 21.15 kapanış olarak bakın aynı şekilde yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Yani burada burası yani bu bölüm orijinal olarak kalıyor. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Ancak sizde herhangi bir farklılık varsa değiştirmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Tamamen bu şekilde olacak. Yine görünürlük bölümü de aynı.
Burada arkadaşlar stil bölümünde ayarlarımızı yapacağız. Stil bölümü çok önemli. Öncelikle bu şekilde en aşağı indiriyoruz ve sonrasında arkadaşlar tamamen yaptığımın aynısını yapmanızı rica ediyorum. Öncelikle buradaki tiki kapatıyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Buradaki benle aynı şekilde tikleri kapatmanızı sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Aynı şekilde kapatacağız. Bakın aşağı baktığımızda gitgide sinyaller azalmaya başlıyor. En aza indirgeyeceğiz buradaki sinyalleri. 1, 2, 3, 4. Tam olarak en baştaki ilk 4 sinyali açık bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi nedenini de zaten sizlere detaylı olarak aktaracağım. Çok önemli burası. Buradaki ilk 4 sinyal hariç farklı herhangi bir sinyalin açık olmadığından emin olduktan sonra son bir kontrol yapıp tamama basıyoruz arkadaşlar. Başka bir ayar yapmıyoruz. Şu an bir sistemimiz oldu. Bu sistem nasıl çalışır? Hemen bundan bahsedeyim. Öncelikle al sinyalleri nasıl gelir bölümümüze hemen geçelim arkadaşlar. Kesinlikle çok dikkatli dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar al sinyali nasıl gelir? Hemen bundan bahsedelim. Buradaki bilgiden önce şuradan ayarlar bölümüne tekrar geliyoruz ve buradaki şeffaflıkları arttırıyoruz arkadaşlar. Tamamen buradan şeffaflıkları en üst seviyeye geçirtelim arkadaşlar. Şu şekilde hemen. Bu bizler için önemli görsellik açısından. Buradaki yeşil de şu şekilde daha da belirgin bir yeşile de döndürebiliriz. Ancak gözlerinizi alabilir diye arkadaşlar ben diğerini de kullanacağım. Siz diğerini de kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuradan tamama basalım. Al sinyali nasıl gelir? Şimdi çok iyi dinleyelim arkadaşlar burayı. Şöyle açalım şöyle. Şimdi arkadaşlar öncelikle kırmızı noktalarımızın bu şekilde ilerliyor olması gerekmekte. Şu şekilde büyütelim ekranımızı daha da iyi görebilin diye. Bu şekilde kırmızı noktalarımız geliyor. Bakın geliyor, geliyor, geliyor ve bakın burada tam olarak şu bölümde bir yeşil nokta yandı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada bir yeşil nokta yandı. Bu bizler için çok önemli. Bu bizim için ilk sinyaldir. İlk önemli sinyalimizdir. A sinyalimizin gerçekleşmesi için. Sonrasında arkadaşlar bakın şuradan yine ok işaretimizi alalım ve sonrasında hemen aşağıya bakıyoruz. Bakın yeşil sinyalimizi aldık ve hemen aşağı bakıyoruz. Bir mum sonra bakın. Bir mum sonra aşağıdaki indikatörümüzde bir al sinyali yakmış buradan bakın. İkisi de yakın bir zamanda al sinyali vermiş. Bakın yeşil nokta yanıyor. Bu ilk yani bizim için gelmesi gereken ilk sinyal bu. Bunu hemen burada belirtelim. Bir ilk indikatörden yeşil sinyal gelecek. Bu ilk arkadaşlar hemen öncelikle buraya bakıyoruz. Şimdi grafiklerimiz bu şekilde devam etti ve hemen kontrollerimizi yapıyoruz ve yeşile geçtiğini görüyoruz. İşte şimdi bir pozisyon alacak mıyız, almayacak mıyız bunu görmek için araştırmalarımıza başlamamız gerekiyor. Hemen aşağıdaki indikatörümüze baktık arkadaşlar ve burada bekledik. Bakın mum kapandıktan sonra aşağıdaki indikatörümüzden de al sinyali geliyor. İşte böyle bir sinyalden sonra da böyle bir yükseliş geliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten de çok iyi bir yükseliş gelmiş. Resmen bir trend başlattığını görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bir püf noktadan bahsetmem gerekirse önce şöyle de bir not düşelim. 2 yazıyoruz buraya da. İkinci indikatörümüz buy yani al sinyali verecek. Şimdi burada bir püf noktası var. Bakın çok önemli bir püf noktası var. Burada aynı anda yanmaya da bilir. Yani bu şekilde üçüncü yeşil noktada da yanabilir. Şöyle söyleyeyim sizler arkadaşlar. Buradaki al sinyali ne kadar erken gelir ise o kadar güçlü bir sinyal verir. Yani tamamen buradaki olayı bu şekilde değerlendireceğiz. Yani bakın görmüş olduğunuz gibi ilk yeşil nokta sinyalimiz geldikten sonra mum kapandı ve aşağı baktık al sinyali verdi. İşte bu bizlere bir güçlü al sinyali verir arkadaşlar. Çok güçlü bir al sinyali verir. Bunu kesinlikle belirtmek istiyorum. Ancak burada değil de tamam mı? Burada bir al sinyali değil de şurada bakın. Şurada bir al sinyali verseydi bize evet yine bir al sinyali alacaktık ancak az önce yani bir mum sonra yanması kadar güçlü bir al sinyali değil arkadaşlar. Bunu bu şekilde belirtmek isterim. Yani ne kadar yakın zamanda yanarsa yani burada buy yazarken yeşil noktalar ne kadar erken başladıysa o kadar güçlü bir al sinyali verir arkadaşlar. Bu bizler için çok çok önemli. Bunu kesinlikle atlamayalım hatta yazalım. Bu şekilde çok önemli. Yeşil nokta geldikten sonra ikinci indikatörümüz ne kadar erken buy yani al sinyali verirse o kadar güçlü al sinyalidir. Bu arkadaşlar bizim için önemli. Bakın buradaki yazıyı kesinlikle atlamayalım. Çok önemli. Yeşil nokta geldikten sonra ikinci indikatörümüz ne kadar erken buy sinyali verirse yani al sinyali verirse o kadar güçlü al sinyalidir. Bu bizler için önemli. Yani burada yeşil noktamız geldikten sonra
Dördüncüde bir aşağıdan buy sinyali gelirse, yani şurada bizlere buy verirse, bu sinyal buradan ilk mumda yanmasına göre daha düşük bir al sinyalidir arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum kesinlikle. Aşağıdaki indikatörden bahsetmemiz gerekirse nasıl çalışıyor hemen kısaca bunu anlatayım. Görmüş olduğunuz gibi bakın kırmızı olarak devam ediyor ediyor ve sonrasında buradan maviye geçiş yapıp mum kapattığında arkadaşlar al sinyali veriyor. Tamamen bu şekilde bu indikatörün çalışma sisteminde bakın. Önce de zaten görmüş olduğunuz gibi hep geçişlerde sinyal veriyor. Yani burada geçişlerde sinyal veren bir sistem arkadaşlar. Trend değişimlerini bizlere aktarıyor. Bakın şunu belirtmek istiyorum. Bu indikatörler tek başlarına da inanılmaz güçlüdür. Başka sistemlerle de entegre edilebilir. Ve bu şekilde ikisi birbirine entegre edilince de karşımıza müthiş bir sistem çıkıyor arkadaşlar. Sizler de zaten hani açın ekranlarınızı, bu sistemi kurduktan sonra tek tek kontrol edin. Sinyallerinin ne kadar iyi olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum öncelikle. Hani bunu atlamayalım yani. Gerçekten çok iyidir sinyalleri. Bu şekilde arkadaşlar al sinyallerini alıyoruz. Şöyle arkadaşlar hemen bakın grafiğin birazcık gerisine geldim sadece. Buradan da ikinci bir al sinyalini sizlere göstereceğim. Bu da çok önemlidir. Bakın kırmızı noktalar bu şekilde devam ederken aşağıdaki indikatörümüzden bir al sinyali geliyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada bir al sinyali vermiş. Bakın hangi mumda vermiş? İşte buradaki mumda bakın bu mumda bir al sinyali vermiş bizlere değil mi? Burada ama biz bir yeşil nokta görmüyoruz. Ancak bir sonraki mumda bir yeşil nokta görüyoruz. İşte bu da bizlere bir al sinyali verir arkadaşlar. Aynı şekilde tam tersi de olur. Yani illaki ilk yeşil noktanın yanmasına gerek yok. Aynen bu şekilde ilk olarak buradaki alttaki indikatörümüz al sinyali verip ikinci olarak da üstteki indikatörümüz de al sinyali verirse yine aynı şekilde bir güçlü al sinyali bizlere aktarır ve biz pozisyona gireceğimiz sinyali tam olarak burada almış oluruz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi buradaki sinyalden sonra da iki indikatör birbirini teyit ediyor ve gerçekten de ne kadar iyi bir sinyal vermiş değil mi arkadaşlar? Gerçekten de çok iyi bir sinyal vermiş ve bizlere bu şekilde karlar ettiriyor arkadaşlar. Hem ilk verdiğim örnekteki gibi de olabilir, hem de buradaki verdiğim örnekteki gibi de olabilir arkadaşlar. Burada mesela biz sinyalimizi nerede aldık? Tam olarak burada alıyoruz arkadaşlar. Aynen bu şekilde birbirlerine yakın sinyal verdiklerinde bizlere güçlü al sinyali veriyorlar arkadaşlar. Şimdi hemen değerli vaktinizi almadan düşüş sinyalleri nasıl gelir bu bölümümüze geçelim. Yine çok dikkatli izlemenizi rica ediyorum arkadaşlar sizlerden. Çünkü yükseliş ve düşüş sinyallerini gösterdiğimiz bölümler çok çok önemli. Şimdi hemen değerli vaktinizi almadan düşüş sinyalleri nasıl gelir bu bölümümüze geçelim. Şimdi arkadaşlar düşüş sinyalleri nasıl gelir? Hemen bundan bahsedelim. Bakın öncelikle yeşil noktalarımız bu şekilde devam edecek ve sonrasında buradan bir kırmızı nokta göreceğiz. Bu bizler için ilk sinyaldir arkadaşlar ve hemen gözlerimizi aşağı çeviriyoruz arkadaşlar. Ve bakın arkadaşlar aynı şekilde bakalım görmüş olduğunuz gibi bir mum önce aşağıdaki indikatörümüzden düşüş sinyali geldiğini görüyoruz. Yani buradaki bu şekilde yeşil noktalarımız ilerlerken aşağıdaki indikatörümüzden arkadaşlar bir düşüş sinyali geldi. Bekledik ve bir mum sonra da üstteki indikatörümüzden bir düşüş sinyali geldi ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu sinyalin sonrasında çok sağlam bir düşüş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir düşüş geliyor. Burada bizlere yine çok iyi bir sinyal verdiğini görüyoruz. Yükseliş sinyalindeki gibi mantık aynı arkadaşlar. Yeşilden burada bakın kırmızıya geçiyor. Hemen bakıyoruz arkadaşlar aşağıya. Bir mum önce de bir düşüş sinyali aşağıdaki indikatörümüzden vermiş ve sonrasında bakın düşüşün başladığını görüyoruz arkadaşlar. Bu bizler için çok çok önemli. Buradaki altın kural birbirlerinden çok uzak olmamaları. Yani bakın burada kırmızıya geçmiş olacak. Ancak diğer indikatörümüzde buralarda bir düşüş sinyali verirse bizlere iyi bir sinyal vermez arkadaşlar. Elbette bakın back testlerinizi teker teker burada yapabilirsiniz. Şurada bir örnek gördüm arkadaşlar. Düşüş sinyallerini gösteriyorduk ama bakın burada bir yeşil sinyal yanıyor. Aşağıdaki indikatörümüze bakıyoruz. Bakın 1 2 2 mum sonra gelmiş ve ardından da çok güzel bir yükseliş geldiğini görüyoruz. Bakın burada bir sinyal aldık ve ardından gelen yükselişe bakın sadece. Bir de yükseliş sinyali örneği vermiş olduk burada. Bakın arkadaşlar burada kırmızı nokta sinyali geliyor. Ancak aşağıdaki indikatörümüzden bakın düşüş sinyali gelmiyor ve burada biz bir hatalı sinyal almıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi birbirlerini teyit etmelerinin önemini de bu şekilde göstermiş olayım arkadaşlar sizlere. Çok önemli gerçekten de. Birbirlerini teyit etmeleri, birbirlerinin eksiklerini kapatıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeyim sizlere. Yine arkadaşlar sizlere mükemmel bir düşüş örneği vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi burada yeşil noktalarımız geliyor ve sonrasında kırmızı noktaya geçiyor. Burada ilk olarak kırmızı nokta sinyalinin gelmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İlk sinyalimizin buradan gelmiş olduğunu görüyoruz. Kirli bir görüntü oldu. Burayı temizleyelim. Şöyle. İlk sinyalimiz buradan gelmiş. Sonrasında hemen aşağı bakıyoruz ve bakın nerede gelmiş? Yeşil nokta gelmiş. Kırmızı sinyal yanmış ve sonrasında bakın bir iki.
2 mum sonra bizlere bir düşüş sinyali veriyor. Yani çok uzaklaşmıyor arkadaşlar. Tam olarak bakın bu noktada bizlere bir düşüş sinyali veriyor ve ardından gelen arkadaşlar düşüş işte bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Bakın yine denk geldi. Sonraki yükseliş sinyali nereden geliyor arkadaşlar? Bakın kırmızı noktalar gelmiş. Sonraki yükseliş sinyalleri nereden geliyor? Bakın burada aynı anda yanmış. Aynı anda yanması da gerçekten çok önemli. Ve sonrasında bakın bir yükseliş görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten de mükemmel. Yani burada X de bir sinyal veriyor ve yükseliş başlıyor arkadaşlar. Gerçekten de mükemmel bir sistem. Ben bu sistemi gerçekten çok beğeniyorum arkadaşlar. Çok değerli bir sistem gerçekten de. Hani burada düşüş sinyalleri örneği vermeye çalışıyorum. Ancak sürekli bakın al sinyalleri örnekleri de karşımıza çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar ne kadar iyi çalıştığını zaten görüyorsunuz. Sürekli grafiklerde başarılı olduğunu görüyoruz arkadaşlar sinyallerinin. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar saat sinyalleri de bu şekilde. Az önce belirttiğim gibi bu şekilde yakın zamanda sinyal vermeleri gerekiyor. Ancak dediğim gibi sinyallerinin birbirlerinden çok uzak olmaması gerekiyor. Buna kesinlikle özen gösterelim arkadaşlar. Ve şimdi pozisyondan nasıl çıkmalıyız? Bir al sinyali geldikten sonra nereye stop koymalıyız? Hemen bu bölümümüze geçelim. Yine burası da çok önemli. Hemen detaylı olarak sizleri bilgilendireyim arkadaşlar. Hemen bu bölümümüze geçelim. Şimdi arkadaşlar stop loss nereye koyulur ve pozisyondan nasıl çıkmalıyız? Hemen bundan bahsedelim. Burada görmüş olduğunuz gibi buradaki mumda bir al sinyali alıyoruz. Tam olarak buradaki mumda bir al sinyali almışız ve buradaki stop genel olarak buradaki arkadaşlar yeşil noktanın yani alım yaptığımız mumun altındaki yeşil noktanın altına yüzde belirlenerek koyulmalı. Ancak arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi bu şekilde fitilleri de her zaman hesaba katmalısınız. Böyle büyük yükselişlerin öncesinde bu şekilde fitiller olabiliyor. O yüzden arkadaşlar bakın ben kendi yaptığımı söyleyeyim. Ben stopumu biraz geniş tutarım. Bu stratejinin orijinalinde ise bakın burada benim fikrime göre yapılması gereken yeşil mumun altındaki bakın yeşil noktanın altına belirli bir yüzde belirlenerek altına bir stop yerleştirilmesi arkadaşlar ve buradaki bu şekilde fitillere yakalanmamak için de biraz stoplar geniş tutulabilir arkadaşlar. Dakikalık grafikler olduğu için ya zaten en fazla %2, %3 gibi stoplar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ancak bu yüzdeyi tamamen sizlere bırakıyorum yatırım anlayışınıza göre. Ya benim bazı arkadaşlarım var stoplarını %10 koyuyorlar. Hani bu şekilde de koyanlar oluyor. Ya ben de kendim tam olarak sayısını söylemeyeyim ama ben de geniş tutuyorum arkadaşlar. Hani yine ortalamayla %7 civarında tutuyorum. Yani stopumu ben biraz geniş tutuyorum çünkü yani o fitile yakalanmak istemiyorum arkadaşlar. Ancak şunu da göz önünde bulundurmalısınız. Çok büyük düşüşlerde bu şekilde %7 kaybedebilirsiniz. Yani çok büyük bir düşüş olursa orada %7 zarar edersiniz. Fitil olmazsa yani bunu belirtmek istiyorum. Buradaki stratejide arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki yeşil noktanın altına bakın mumun altına değil yeşil noktanın altına bir yüzde belirlenerek stop yükseltilerek hareket edilmesi çok mantıklıdır arkadaşlar. Bu bizler için önemli. Stop yükseltmeden de zaten tüm videolarımda bahsediyorum. Stop yükseltme çok çok faydalıdır arkadaşlar. Diyelim ki burada bir giriş yaptık ve stopumuzu da geniş tuttuk arkadaşlar. Bekledik, bekledik, burada bekledik. Burada biraz düşüş oldu. Mesela biraz burada moralimiz bozuldu. Düşecek mi acaba diye. Sonrasında buradaki düşüşün ardından bakın yükseliş gelmeye başladı ve biz de aynı oranda stopumuzu arttırıyoruz arkadaşlar. Arttırıyoruz, arttırıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ve trendin yükselişine de güveniyorsanız arkadaşlar stop yüzdenizi biraz daha azaltabilirsiniz. Mesela diyelim ki yükselişi %3 bir stopla takip ediyorsanız %2'ye indirip bu şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında bu yükselişte bir yerde stopunuz patlayacaktır ve bu şekilde üst bölümlerde çıkışınızı yapmış olacaksınız buradaki taktik sayesinde. Burada arkadaşlar burada bir al sinyali aldık. Burada satacağız gibi bir şey yok kesinlikle. Bu sizlere kardan zarar ettirir. Yani burada stop yükselterek ilerlemeniz gerekiyor. Burada aldım al sinyali geldi burada aldım. Sat sinyali geldi burada sattım yapmamalısınız arkadaşlar. Çünkü burada bakın düşüş sinyali tam olarak bizlere şuradaki mumda geliyor arkadaşlar. Zaten az önce de örnek vermiştik burada bir düşüşle ilgili. Ve bakın görmüş olduğunuz gibi burada bize bir düşüş sinyali veriyor. Yani buradaki yükselişin karını alamamış oluyoruz. Bakın tam olarak burada çıkış yapmış oluyoruz ve bu da bizlere iyi bir kar ettirmez. Stop yükseltmek burada en faydalı olanıdır arkadaşlar. Stop yükseltmeye alıştıkça zaten daha da iyi kullanacaksınız. Stop yükseltme üzerinden alıştırmalar yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Zaten kanalımızda da stop yükseltme ile alakalı bir video var. Bunu da izlemenizi rica ediyorum. Kapağında para kaybetmeye son yazıyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Yani burada yükseliş ve düşüş sinyali olarak iki ayrı sinyal olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bu bizler için çok çok önemli. Bunu kesinlikle atlamayalım. Bu şekilde arkadaşlar pozisyonlardan çıkışlarınızı yapabiliyorsunuz. Stop yükseltme ile. Bunu da belirtmek isterim. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Buradaki stratejimizde.
Hangi zaman dilimlerinde çalışır bölümümüze geçmeden önce çok ufak bir bilgi vereceğim sizlere. Arkadaşlar bakın burada bizlere bir al sinyali vermiş. Ancak biz burada şunu düşünebiliriz bakın. Burada çok uzun gövdeli bir mum görüyoruz. Yani burada diyebiliriz ki bu kadar büyük bir yükseliş gelmiş burada bakın. Buradan arkasından bir düzeltme gelebilir. Burada bunu tahmin etmemiz gerekiyor. Yani bakın genel olarak da bir bilgi vereyim size. Bir al sinyali aldık. Ancak bakın diyelim ki şurada bir al sinyali aldık. Tam olarak buradaki gibi. Ancak öncesine baktığımızda bakın arka arkaya yeşil mumlar yanmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsi yeşil olarak devam ediyor. Elbet buradaki bu kadar yeşil mumun ardından bir satış gelecektir arkadaşlar. Bu yüzden buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada bir al sinyali aldığınızda bakın ben bunu göz önünde bulundurur ve işleme girmezdim. Yani burada bir nerelerde işleme girmemeliyiz bölümü de olmuş oldu arkadaşlar. Yine az önce de belirttiğim gibi bu kadar yeşil mumun ardından elbet bir satış gelir arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor ve bu şekilde bir al sinyali alırsak hatalı olabileceğini ön görebiliriz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar hangi zaman dilimlerinde çalışır? Hemen bundan bahsedelim. Dakikalık zaman dilimlerinde çalışır. Saatlikte çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bakın 1 dakikalık grafiklerde gerçekten de çok iyi sinyaller veriyor. Bu şekilde dakikalık grafiklerde kullanılabilir arkadaşlar. Saatlik grafiklerde de güzel sinyalleri var ancak dakikalık grafiklere göre daha güçsüz sinyaller veriyor. Bunu belirtmek isterim. Dakikalık grafiklerde arkadaşlar backtestleriniz yaparak hacimli coinlerde ne kadar iyi çalıştığını görebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten de çok iyi bir sistemdir. Dakikalık grafiklerde çalıştığını belirtmek isterim. Hisse senedi ve Forex'te de çalışır mı? Çalışır arkadaşlar. Çok güzel çalışır. Ve şunu da belirtmek isterim ki saatlik zaman dilimlerinde de backtest yapabilirsiniz. Hisse senedi ve Forex'te de dakikalık grafiklere ek olarak saatlik zaman dilimlerinde de çalışıyor arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi zaman dilimleri fark edebiliyor. Bu sistemi Forex ve hisse senedinde de backtest yaparak ne kadar iyi çalıştığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Bakın burada da son olarak görmüş olduğunuz gibi 2 mum sonra bir sinyal geliyor ve 15 dakikalık grafiklerde gerçekten de çok iyi bir düşüş sinyali vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani resmen burada bakın burada bir sinyal alıyoruz. Aşağıdaki indikatörümüzden bir daha da sinyal gelmiyor. Üstteki indikatörün hatalı sinyallerinde bu şekilde aşağıdaki indikatörümüz sayesinde savuşturuyoruz arkadaşlar. Yani burada hatalı sinyaller almıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi nereye kadar bir düşüş olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın 15 dakikalık grafiklerde de gerçekten de çok çok iyi çalışıyor. Bunu da göstermek istedim sizlere hazır ekrana yansımışken. Yine konumuza dönmemiz gerekirse hisse senedi ve Forex gibi platformlarda da çok iyi şekilde çalışıyor. Backtestlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar ve ne kadar iyi çalıştığını görebilirsiniz. Bugünkü stratejimizde de arkadaşlar sizlere gerçekten bakın çok iyi bir stratejiden bahsettim. Bu stratejiyi kullanan birçok arkadaşım da var ve elbette ben de birçok stratejiden yararlanıyorum trade'lerimde. Her zaman kontrollerimi yapıyorum. Sık sık kontrollerimi yaparım arkadaşlar. İndikatörler üzerinden sizlerin de zaten benim kullandığım stratejilerden faydalanmanız için gece gündüz çalıştığından hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Gerçekten de sizin için buradayız ve Allah izin verirse hep de burada olacağız. Sizlerin destekleriyle. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz bir like'a lütfen bizleri çok görmeyin ve kanalımıza ailemize dahil olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki videoya kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.